Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı vermeyiz bizler. Ebedi hadimül haremeyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Resulullah'ının kabri şerifine böylesine sahip çıkan Türk milleti, elbette ki onun arkasında bıraktığı mukaddes emanetlere ayrı bir değer verecekti. Burası Topkapı Sarayı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden hemen sonra inşasını başlattığı hükümet merkezi. Osmanlı padişahları yüzyıllar boyunca burada ikamet edecek ve buradan dünyayı yöneteceklerdi. Osmanlı'nın deniz ötelerine de hükmetme kararlılığının bir ifadesi olarak İstanbul'un boğaza en hakim noktasına kurulmuştu saray. Sarayburnu buradan yürüme mesafesindeydi. Burada yalnız padişah ailesi değil, devlet yönetiminin tamamının kurumsal binaları da bulunuyordu. Ayrıca sarayın en mahrem bölgesi kabul edilen 3. avlusunda bulunan özel bir okulun talebeleri de yine burada yaşıyorlardı. Burada okuyan gençler devşirme yöntemiyle devletin dört bir tarafından toplanmış zeki delikanlılardı. Bunlar tahsilleri süresince bu avlunun bürokrasinin basamaklarına karşılık gelen odalarını bir bir atlayarak yükseliyorlardı. Son durak, içlerinde ancak çok azının ulaşabildiği Osmanlı padişahının direkt hizmetine girerek onun yaşadığı mekanı paylaşma şerefiydi. Yani Hırka-i Saadet Dairesi. Hırka-i Saadet Dairesi'nin 40 kişilik bir kadrosu vardı. Bunlardan 39'u padişahın maiyetini teşkil eden üst rütbelilerdi. 40. kişi de bizzat padişahın kendisiydi. Osmanlı padişahları bu az sayıdaki has grupla birlikte geçirdikleri hayatlarını mümkün olduğu kadar zahidane yaşamaya çalışırlardı. Bunun güzel örneklerinden biri Hırka-i Saadet Dairesi'nin önüne yaptırılmış bu kaidedir. Bu kaide ölen her Osmanlı padişahının üzerine yatırılıp kefenlendiği bir tür teneşir taşı olarak kullanılırdı. Padişahlar dairelerine her giriş çıkışlarında bu teneşir taşını görürler ve saltanatın ihtişamının kendilerini dünyaya bağlamasına engel olmaya çalışırlardı. 1918 yılında ağabeyi Mehmet Reşat'ın ölüm haberi üzerine Topkapı Sarayı'na gelen Sultan Vahidettin, ağabeyinin naaşının burada kefenlenmekte olduğunu görünce, saltanat ile teneşir arası meğer ne kadar da kısaymış diyecektir. Hırka-i Saadet Dairesi'nin arka tarafında bulunan çeşme de ayrı bir ibret vesilesiydi. Vefat eden Osmanlı padişahlarının gasil işlemleri burada yapılırdı. Osmanlı saray sistemi padişahların saltanat merkezlerinde bu tür mekanları koruyarak onların dünyanın geçiciliğini sürekli akılda tutmalarını sağlamıştı. Daha kuruluş aşamasında hayatın ötelere endekslendiği bu Hırka-i Saadet Dairesi, 16. yüzyılın başlarından itibaren has odanın 40 sakininin yanı sıra mukaddes emanetlere de ev sahipliği yapacaktı. Mukaddes emanetlerin İstanbul'a getiriliş hikayesi Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine çıkışıyla başlar. Tarihçi Hoca Saadettin Efendi'nin babası Hasan Can'dan naklettiğine göre Yavuz Sultan Selim çoğu geceler uyumaz, Nedimi Hasan Can ile kitap okuyup ilmi konularda konuşurmuş. Hasan Can uyuyakalıp padişahın hizmetine gidemediği bir gecenin sabahında Yavuz Hasan Can'a sorar. İmdi ne düş gördün beyan eyle.
Hasan Can, padişahın sorusuna bir anlam verememenin sıkıntısıyla dışarı çıkar ve kapı ağası Hasan Efendi ile karşılaşır. Hasan Ağa da sıkıntılı görünmektedir. Sebebini sorunca mesele anlaşılır. Söz konusu rüyayı kendisi değil, bir başka Hasan, kapı ağası Hasan Ağa görmüştür. Gecenin bir vakti sarayın kapısı çalınır. Kalabalık halde gelenler, Arap elbiseli, Arap simalı, nurani şahıslardır. Silah kuşanmışlar, ellerine bayrak almışlardır. Kapının yanında da 4 nurani kimse durmaktadır. Bunların ellerinde de birer sancak vardır. Kapıyı vuran şahsın elinde ise padişahın ak sancağı bulunmaktadır. Hasan Ağa'ya der ki, bu gördüğün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderip selam etti ve buyurdu ki, kalkıp gelsün. Haremeyn hizmeti ona verildi. Bu gördüğün 4 kimseden, bu Ebu Bekir Sıddık, bu Ömerül Faruk, bu Osman-ı Zinnureyn'dir. Seninle konuşan bense Ali bin Ebi Talib'im. Var Selim Han'a selam söyle. Rüyayı dinledikçe Yavuz'un yüzü kızarır, gözleri yaşarır ve Hasan Can'a bakıp, biz sana demez miyiz ki bir tarafa memur olmadan hareket etmeyiz? Ceddimiz evliyalıktan nasipliydi, kerametleri vardı. Ancak içlerinden biz anlara benzemedik der. Bu hadiseden sonra hazırlıklar tamamlanmış ve Mısır seferine çıkılmış. Kısa zamanda da Mısır ve Hicaz Osmanlı padişahlarının hükümranlığı altına alınmış. Ama Yavuz bu topraklar karşısındaki konumunu hükümranlık değil, Hasan Ağa'nın rüyasında da kaydolunduğu gibi hizmetkarlık konumu olarak görmüş hep. Nitekim 20 Şubat 1517 günü Kahire'deki Melik Müeyyed Camii'nde kılınan cuma namazı sırasında okunan hutbeyle Yavuz Sultan Selim'in Halife-i Ruh-i Zemin olduğu tescillenmiş. Ancak hatip hutbede yeni halifenin adını söylerken o zamana kadar adet olduğu üzere Hakimül Haremeyn-i Şerifeyn sıfatını kullanınca Yavuz bu sıfata itiraz etmiş. Ve hayır, biz buraların hakimi değil, ancak hadimleri olabiliriz. Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn diyiniz diye düzeltmiş hatibin sözünü. Osmanlı padişahları bundan sonra da kendilerine Mekke ve Medine şehirleri karşısında biçtikleri rolü değiştirmemişler ve kendilerini bu şehirlerin hakimi değil, hadimi yani hizmetçisi olarak görmüşlerdir. Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne ilhakından sonra o güne kadar Mısır sultanlarına tabi olan Mekke emiri, Yavuz Sultan Selim'e bağlılığını bildirmek ve emanat-ı mübareke ile Mekke ve Medine'nin anahtarlarını iletmek üzere oğlunu göndermiş. Bu tarihten sonra da Hicaz, Osmanlı Devleti'nin bir vilayeti olmakla birlikte Kabe'ye ve Hazreti Peygamber'e hürmeten Mekke ve Medine kalelerine Osmanlı sancağı çekilmemiş. Artık mukaddes emanetler İstanbul yolundadır. Yavuz Sultan Selim bu emanetlerin yanında kesintisiz 24 saat Kur'an-ı Kerim okunmasını ister. Bu iş için de 39 hafız görevlendirir. 40. hafız ise bizzat sultanın kendisi olacaktır. Mukaddes emanetlerin yanı başında Kur'an okuyan hafızların sesi Osmanlı yönetimi boyunca devam edecektir. Bugün Topkapı Sarayı'nı ziyaret edenler aynı geleneğin halen devam ettirilmekte olduğunu göreceklerdir. Mukaddes emanetler geçen zaman içinde sarayın farklı yerlerinde muhafaza edilmişler. Fakat özellikle Hazreti Peygamber'in hırka-i şerifleri gibi bir kısım özel emanetler padişahların yanlarından ayıramayacakları bir konum edinmişler sarayda. Öyle ki bazı padişahlar sefere çıkarken dahi bu emanetleri yanlarında taşımışlar. Sultan Abdülmecid'in Beşiktaş saraylarına taşınmasıyla birlikte Topkapı Sarayı'ndaki bu daire tamamen mukaddes emanetlerin muhafazasına ayrılmış. Cumhuriyet'in ilanından sonra da aynı şekilde mukaddes emanetlerin ev sahipliğini yapan daire 31 Ağustos 1962'de kapılarını ziyaretçilere açmış. Hırka-i Saadet Dairesi'ne girmeden hemen önce bize hoş geldin diyen bu kuyu,
Osmanlı padişahlarının mukaddes emanetlere verdiği değerin en güzel göstergelerinden biridir. Hırka-i Saadet Dairesi'nin bir tozunu dahi zayi etmekten çekinen Osmanlı padişahları, has odalılarca temizliği yapılan odalardan süpürülen tozların bu kuyuda biriktirilmesini emretmişler. Osmanlıların Peygamber Efendimiz ve onun ashabına ait eşyalara düşkünlüğü o derecedir ki, bu mekanın temizliğinde kullanılan süpürge ve faraşları bile atılmaz, onlar da mukaddes birer eşya gibi saklanırmış. Hırka-i Saadet Dairesi'nin önünde bulunan bu mermer havan, içinde güzel kokulu otların dövülerek kurs denilen tuğlacıklar haline getirilmesi için kullanılırmış. Bu tuğlacıklar daha sonra Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki buhurdanlıklarda yakılır, dairenin ev sahipliği yaptığı mukaddesliğe yakışır bir şekilde kokması sağlanırmış. Hırka-i Saadet Dairesi, tarihi boyunca mimari yapısını büyük değişiklikler geçirmeden korumuştur. Bugün gördüğümüz dört kubbeli, dört bölmeli daire, kalın duvarlarla sofa ve odalara ayrılmıştır. Girişteki ilk bölüm, kubbenin altında bulunan mermer şadırvandan dolayı şadırvanlı sofa olarak adlandırılır. Girişin sağındaki ilk odaya arzhane, köşedeki ikinci odaya ise saltanat tahtı orada bulunduğundan has oda adı verilmiştir. Şadırvanlı sofanın solunda ise has odalıların koğuşu olarak görev yapan destimal odası bulunmaktadır. Arzhane odasından da silahdar veya emanet hazinesi denilen ikili mekana geçilmektedir. Hırka-i Saadet Dairesi'nin tarihi süreç içinde geçirdiği önemli değişimlerden biri, Enderun avlusuna açılan girişte yapılan düzenlemedir. Kapının üzerinde kendisi de mahir bir hattat olan Sultan 3. Ahmet'in yazdığı Kelime-i Tevhid ve iki tarafında yine aynı padişah tarafından yazılmış tuğralar bulunmaktadır. Bu tuğralardan sağda bulunanı Cihan Maliki Hakan-ı Emced, solda bulunanı da Şeriat Saliki Sultan Ahmet mısralarını barındırmaktadır. Hırka-i Saadet Dairesi'ne girdiğimizde karşımıza çıkan bu geniş oda, şadırvanlı sofa denilen odadır. Şadırvanlı sofa iki kubbeli bir mekandır ve ismini birinci kubbenin altında bulunan mermer şadırvandan alır. Şadırvanlı kubbe denilen bu birinci kubbe, has odalıların abdest alıp namaz kıldıkları bölümdü. Has odalılar bu odaya girip çıkarken dışarıdan içeriye toz getirmemek ve içeriden dışarıya toz taşımamak için bir hürmet ifadesi olarak ellerini yıkarlardı bu şadırvanda. Namazlar da gördüğünüz bu yükseltinin üzerinde kılınırdı. Set adı verilen bu yükseltide bugün Tevbe kapısı ve dört halife ve dört sahabeye ait kılıçlar teşhir edilmektedir. Hırka-i Saadet Dairesi'nin en önemli odası şüphesiz bizzat padişahın ikametine ayrılmış olan has odaydı. Has odaya şadırvanlı sofadan bu sedefli kapıyla girilirdi. Kapının üzerinde Hazreti Mevlana'ya ait, "Bu öyle bir kapıdır ki senin kapından başka bütün kapılar kapanmıştır. Ta ki garipler başkasına yol bulmasın diye. Ey kerem ve izzet kapısı, ey nur saçan kapı, güneş, ay ve yıldızlar sana kul köledir." mealinde Farsça bir rubai yazılmıştır. Has odanın kubbesinin Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra yenilendiği anlaşılmaktadır. Bunun en belirgin delili kubbe geçişinde bulunan Memlük tarzı geniş yüzeyli mukarnaslardır. Kubbe göbeğinde Nur suresinin ayetleri, eteğinde ise Fetih suresi yazılıdır. Fatih Sultan Mehmet'ten başlayarak 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar Osmanlı padişahlarının bu odada uyudukları ve günlük yaşantılarını burada sürdürdükleri bilinir. Sultan 3. Murat'tan itibaren padişahlar gecelerini zaman zaman haremdeki has odalarında geçirmeye başlamışlardır.
Bu oda bundan sonra da padişahların günlük yaşantılarına ev sahipliği yapmaya devam etmişti. Bu oda her padişahın saltanatında ancak bir defa yaşadığı önemli bir törene de ev sahipliği yapardı. Padişahlar tahta ilk çıkarken Bab-ü Saade önünde yapılacak olan resmi törenden önce buradaki tahta oturur ve tebrikleri bu has odada kabul ederlerdi. Görmekte olduğunuz taht, Sultan 4. Murat döneminde sarayın kuyumcu başısı olan Derviş Zilli Mehmet tarafından yapılmıştır. Kendisini Evliya Çelebi'nin babası olarak da tanıdığımız Zilli Mehmet Efendi, tahta bir çadır havası vermiştir. 4 sütun üzerine oturtulmuş olan tahtın tavanı aynalı tonozdan yapılmıştır. Tahtın tavanının iç kısmı 17. yüzyıl Türk süsleme motiflerinin en güzel örneklerinden seçilmiş kompozisyonlarla bezenmiştir. Bu tahtın has oda içerisindeki yeri öylesine seçilmiş bir yer değildi. Hazreti Peygamber'in hırka-i şerifleri bu tahtın hemen arkasında bulunan demir kapaklı gömme bir niş içerisinde korunurdu. Böylelikle hırka-i saadet padişahın başı üzerinde muhafaza edilmiş olurdu ki bu Osmanlı'nın mukaddes emanetlere gösterdiği hürmetin başka bir delilidir. Sultan Abdülmecid döneminde hanedanın Beşiktaş saraylarına taşınmasıyla bu oda tamamen mukaddes emanetlere tahsis edilmiştir. Padişahların oturmasına mahsus olan taht da etrafına gümüşten bir şebeke yapılarak hırka-i saadetin ve diğer emanetlerin konduğu bir mekan haline dönüştürülmüştür. Odanın iç duvarları 16. yüzyılın sonlarına ait göz alıcı İznik çinisi panolarla kaplıdır. Panoların üzerindeki çini yazı kuşağında Kaside-i Bürde yazılıdır. Giriş kapısının hemen solunda bulunan bu mermer ocak, barok ve ampir üslup karışımı bir eserdir. Ocağın kemerleri ve başlığı rokoko motiflerle süslenmiştir. Ortasında da Sultan II. Mahmud'un tuğrası yer almaktadır. Ocağın hemen arkasından başlamak üzere has odanın duvarlarına yapılmış olan büyük gömme dolaplar ve bu gümüş şebeke, mukaddes emanetlerin korunduğu mahfazaları oluştururlar. Ancak bu mahfazaların tamamı ziyarete açık değildir. Ziyaretçiler has odanın en değerli misafirleri olan hırka-i saadet sandığını, gümüş şebekeli tahtı, mahfaza içindeki sancak-ı şerifi ve nihayet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 2 kılıç ve yayını has odadan arzhaneye açılan kısma yapılan cemakendan görebilmektedirler. Ortasında ve kenarlarında beyitler bulunan ve Peygamber Efendimizin hırkasına sürülerek hazırlanan bu mendillere destimal adı verilir. Bunlar hırka-i saadet ziyaretlerinde konuklara hediye edilirdi. Destimal isimli tülbentlerin bu odada hazırlanarak muhafaza edilmesi, odanın destimal odası olarak anılmasına sebep olmuştur. Destimal odası, saray müzeye dönüştürüldükten sonra restore edilmiş ve 1997 yılının Ramazan ayında ziyarete açılmış. Odada sergilenen mukaddes emanetler arasında Kur'an-ı Kerim'in vahiy katipleri tarafından yazılmış ilk örneklerinden olduğu tahmin edilen Hümeze ve Tekasür sureleri, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği mektuplar, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit edildiği sırada okuduğu belirtilen Kur'an-ı Kerim, Hazreti Musa'ya atfedilen asa, Hazreti İbrahim'e atfedilen taş tencere, Hazreti Davud aleyhisselam'ın kılıcı, Veysel Karani hazretlerinin külahı, sakalı şerifler, kademi şerifler, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kılıçları, zemzem sürahileri, Kâbe örtüsü,
Hazreti Yusuf'a atfedilen amame, destimal, destimal kalıbı gibi hatıralara yer verilmiştir. Destimal odasından şadırvanlı sofaya dönerek arsaneye geçiyoruz. Şadırvanlı sofanın sağ tarafındaki ilk kapıdan girilen bu mekana, padişahların burada oğullarına arslanım diye hitap etmelerinden dolayı Arslan Hanede denilirdi. Bu mekan daha çok padişahın Enderun'daki arz ağalarıyla görüştüğü, onların padişaha arzlarını sundukları yerdir. Bu nedenle de Arshane adını almıştır. Padişahla görüşmeye gelen sadrazam ve diğer devlet erkanı da huzura arz olunmadan önce burada beklerlerdi. Bekleme sırasında da kendilerine misk, amber ve çeşitli baharatlarla hazırlanmış padişah macunu denilen bir çeşit tatlı ile kahve ikram edilirdi. Arshane, Cülus ve Ramazan ayının 15'indeki Hırka-i Saadet ziyareti gibi önemli günlerde sadrazam ve saray ileri gelenlerinin tebrikleşmeleri sırasında da toplantı odası olarak kullanılmaktaydı. Günümüzde bu odayı ziyaret edenler Hacerül Esved'in altın mahfazasını, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kıpt kavmi hükümdarı Mukavkıs'a gönderdiği mektubu, Kademi Şerifini, mührünü, kabir toprağının ve dişinden bir parçanın yer aldığı mahfazaları, sakalı şerifleri ve içerisinde korundukları sakalı şerif mahfazalarını, sancak kelamı kadim mahfazalarını görebilirler. Yavuz Sultan Selim döneminde başlatılan mukaddes emanetlerin yanında 24 saat Kur'an-ı Kerim okunması geleneği de bu odada devam ettirilmektedir. Osmanlı döneminde bu dairelerin en koşuşturmalı zamanı Ramazan ayıydı. Ramazan ayının 15'inde yapılacak törene davet edilecek kişilere davetiyeler gönderilir ve o gün geldiğinde bizzat padişahın nezaretinde Hırka-i Saadet altın sandıklardan çıkarılarak ziyarete açılırdı. Altın bir kazanın içine zemzem doldurulur ve Hırka-i Saadet'in eteği bu suya batırılırdı. Ardından bu su şişelere doldurularak gelen protokole takdim edilirdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hırkası 124 santimetre boyunda siyah yünlü kumaştan dikilip iç kısmı krem renkli yünlü kumaşla kaplanmıştır. Bugün Topkapı Sarayı'nda bulunan bu hırka Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şair Züheyroğlu Kabe verilen hırkadır. Bu hırkanın Kabe hediye edilişinin de unutulmaması gereken bir hikayesi vardır. Hazreti Peygamber aleyhisselam, İslam dinini tebliğe başladığı zaman pek çok problemle karşılaşmıştı. Kendisine muhalif olanlardan biri de şair Ka'b'tı. Ancak kardeşinin ikazı üzerine pişman olan ve kalbi İslam'a açılan Ka'b, gizlice Medine'ye gelmiş ve huzuru peygamberiye çıkmıştı. Ka'b bu görüşmede tevbe edip imana kavuşan bir kimsenin geçmiş hatalarının bağışlanıp bağışlanmayacağını sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müspet cevabından sonra Züheyroğlu Ka'b olsa da mı diyerek sorusunu tekrarlamış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine tasdik edince kendisini tanıtmış ve daha sonraları Kaside-i Bürde, Hırka Kasidesi ismiyle meşhur olacak manzumesini okumaya başlamış. Muhammed kınından çıkmış keskin bir kılıçtır. Cihan onun ilahi nurundan feyz alır mısralarına geldiğinde de Cenab-ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem sırtından çıkardığı hırkasını Ka'b bin Züheyr'in omuzuna bırakmış. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra hırkayı Hazreti Muaviye satın almak istemiş fakat Ka'b kendisi için maddi değer biçilemeyecek bu hatırayı satmaya yaklaşmamış. Muaviye bu hırkayı satın alabilmek için Ka'b'ın vefatını beklemek zorunda kalmış. Ondan sonra da 20 bin dirhem gümüş karşılığında Ka'b'ın varislerinden satın almış hırkayı. Bundan sonra
halifeler nezdinde muhafaza edilmeye başlanan ve bir nevi hilafet alameti olarak kabul gören hırka-i saadet, evvela Emevilere, sonra Abbasilere, daha sonra Memlüklara ve nihayet Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethiyle Osmanlı hanedanına intikal etmiş. Osmanlı padişahları hırka-i saadetten hiç ayrılamazlar ve onu gittikleri yere beraberlerinde götürürlerdi. İşte bu sebeple Edirne Sarayı'nda özel bir mekan inşa edilmişti. Şimdiki Beylerbeyi Sarayı'nın yerinde bulunan İstavros Sarayı'nda da 1. Ahmet tarafından bir Hırka-i Saadet Dairesi inşa ettirilmişti. Hırka-i Saadet, en son Sultan Abdülaziz'in Bursa seyahatinde Mevkıb-i Hümayun'la beraber götürülmüştü. Daha önceki dönemlerde Hırka'nın padişahla birlikte harplere gittiği de görülmüştür. Sultan 3. Mehmet Eğri seferine giderken Sancak-ı Şerif ve Hırka-i Saadet'i de yanına almıştı. Seferde bir ara bozgun durumu baş göstermişti. Padişahın yanında bulunan Hoca Saadettin Efendi, "Padişahım, siz gibi Ali Osman'a sultan, Peygamber Efendimiz yolunda halife olduktan geru, Hırka-i Saadet'i böyle anda giymek, Hak Teala'ya dualar eylemek elbet münasiptir." diyerek padişahın Hırka-i Saadet'i giymesine fetva vermişti. Bunun üzerine tekbirlerle Hırka-i Saadet'i giyen 3. Mehmet, askerlerini büyük bir heyecana sevk etmiş ve peşinden de net bir zafer kazanılmıştır. Hırka-i Saadet Dairesi'nin 2. derecede şanlı misafiri, Peygamber Efendimiz'in Ukab adı verilen siyah renkli sancak-ı şerifidir. Sancak, Hazreti Aişe radıyallahu anhaya ait yünlü bir örtüden kare şeklinde yapılmıştır. Hayber'in fethinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı taşıma göreviyle alakalı "Bayrağı öyle bir ere vereceğim ki o Allah ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de onu sever." buyurmuşlar. Bilahere Hazreti Ali kerremallahu veceh Efendimizi çağırtıp sancağı kendilerine teslim etmişlerdi. Osmanlılar döneminde Hazreti Resulullah'ın sancağı şerifini orduyla seferlere götürme adetleri canlandırılmıştı. Bazı seferlerde sancağı şerif sandığının yanına Kabe anahtarları da konulurdu ki bu uygulama ilk defa 4. Murad'ın Bağdat seferinde yapılmıştı. Ordu sefere çıkacağı zaman sancağı şerifin selamlanması adet halini almıştı. Bu nedenle seferler öncesinde sancak yerinden çıkarılır ve bizzat padişah tarafından taşınarak Bab-us Saade önüne dikilirdi. Topkapı Sarayı müzeye dönüştürülünce buraya bir taş yerleştirilmiş ve etrafı zincirle muhafazaya alınmıştır. Bugün Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nde gümüş bir sandık içinde muhafaza edilen sancağı şerif, bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Zat-ı Risalet penahilerine ait olan ukaptır. Ancak o asıl ukabı gözle görmek mümkün değildir şimdi. Ukap zamanla yıpranarak dağılmaya yüz tutunca, Osmanlılar tarafından yeşil atlastan 3 adet yeni sancak yaptırılmış ve bu sancakların içine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yadigarı olan ukaptan parçalar dikilmiştir. Bu sancağın alemine içinde Kur'an-ı Kerim bulunan küçük askılar asmak da adet olmuştur. Sancağı şeriften sonra bizzat Hazreti Peygamber döneminden kalan Kur'an yazmalarını ziyaret edeceğiz. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu yıllarda vahiy katiplerince deri üzerine yazılmış ayetlerdir. Kararmış bir deri üzerine 5 satır olarak yazılmış olan Kadir Suresi net bir şekilde okunabilmektedir. Yine 5 satır halinde yazılmış olan Tekasür Suresinin muhtemelen yeryüzünde yazılmış ilk nüshalarından birini de görebilirsiniz sarayda. Hümeze Suresinin de vahiy katipleri tarafından yazılmış bir nüshası, günümüze kadar ulaşmış bir suredir ve bu yazma Hırka-i Saadet Dairesi'nde muhafaza edilmektedir. Vahiy katiplerinin kaleminden çıkmış ayetlerden ayrılıp, Kur'an'ın ilk derlemelerinden birinin başına geçiyoruz. Mukaddes emanetten bulunan bu Kur'an sadece ilk derlemelerden biri olduğu için değil, İslam tarihinin hazin bir sahnesine şahitlik ettiği için de önemlidir. Rivayete göre Hazreti Osman şehit edildiği zaman kendisine ait olan bu Kur'an-ı Kerim'de
Bakara suresinin 137. ayeti kerimesini okumaktaydı. 410 yaprak ve her yaprakta 17 satır halinde yazılmış olan bu Kur'an, deri sayfalar üzerinde siyaha yakın koyu kahverengi mürekkeple kaleme alınmıştır. Hattı küfi hattıdır. Sure başlıkları ve hizip gülleri çok sade, Arap üslubunda tesiplidir. Cildinin sonradan yapıldığı anlaşılmakta olup, üzeri kırmızı meşin kaplanmış, kenarları yaldızla cetvellenmiştir. Eserin künyesinin yazıldığı ilk zahriye sayfasında nesih ve rik'a karışımı bir hatla Osmanlı Türkçesi bir metin kaydedilmiştir. Bu Osmanlıca metinde vahiy katibi Hazreti Zinnureyn'in yazdıkları bu kelam-ı kadim, uzun yıllardan beri Kahire'de mahfuz iken, bu kerre Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından 1811 yılında Hırka-i Saadet Dairesi'nde saklanmak üzere İstanbul'a gönderilmiştir, yazılıdır. Sarayın Mukaddes Emanetler bölümünde ayrıca Hazreti Osman hattıyla yazılmış bu ayet nüshası da mevcuttur. Beyaz zemin üzerine siyah küfi hatla 5 satır halindeki ayeti kerimenin Hazreti Osman radıyallahu anh tarafından yazıldığı alt kısmına ilave edilen notta açıklanmaktadır. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın, aşırı gitmeyin, doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez mealindeki bu ayet, Bakara suresinin 190. ayetidir. Mukaddes emanetlerin arasında bulunan bu mektup, Peygamber Efendimizin Mısır Kıpti reisi Mukavkıs'a yazılmış olan İslam'a çağrı mektubudur. 627 yılında yazılmış olan bu mektup, kararmış deri üzerine küfi hatla kaleme alınmış. Mektup 1850 yılında Fransız asıllı bir gezgin tarafından bulunmuş. Mısır'da bir Kıpti manastırını ziyaret eden Fransız gezgin, eski bir Kıpti İncili'nin kabı içinde rastlamış bu mektuba. İtina ile temizlenip, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektubu olduğu anlaşılınca da Sultan Abdülmecid'e takdim edilmek üzere İstanbul'a gönderilmiş. Sultan Abdülmecid de bu mektubu etrafına altın bir çerçeve yaptırarak üzeri gayet nefis işlemeli altın bir kutu içerisine koydurup mukaddes emanetler arasına almış. Bu mektupta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mukavkıs'a şöyle seslenmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Kıpt kavminin reisi Mukavkıs'a. Doğru yola giden için emniyet ve selamet vardır. Binaenaleyh sizi İslamiyet'i kabule davet ediyorum. Kabul ederseniz selamet bulacak, hem tahtınızı kurtarmış ve hem de tebaanızı İslamiyet'le müşerref etmek yüzünden iki kat mükafat kazanmış olacaksınız. Şayet bu davetten yüz çevirirseniz, tebaanıza gelecek felaketin günahı size aittir. Ey ehli kitap, gelin aramızda müşterek olan bir kelime üzerine birleşelim. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ve ona hiçbir şerik koşmayalım. Allah'ı bırakıp birbirimize tapmayalım. Eğer bu davetten yüz çevirirlerse, iyi bilin ki biz Müslümanız. Topkapı Sarayı'nda Hazreti Peygamber'in diğer yöneticilere gönderdiği bir dizi daha mektup bulunmaktadır. Bunlar El-Ahsa valisi El-Munzir bin Sava'ya, yalancı peygamber Müseylimetül Kezzab'a, Suriye'de Bizans İmparatorluğu'na bağlı olarak yaşayan Gassanilerin hükümdarı Haris bin Ebi Şemir el-Gassani'ye gönderdiği mektuplardır. Mukaddes emanetler içinde Peygamber Efendimizin mübarek mühürleri de yer almaktadır. Bu mühür 1 santimetre uzunluğunda olup kırmızı akik taşından yapılmış. Üzerine küfi hatla Muhammed Resulullah yazısı hakkedilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzük olarak parmağında taşıdığı akik taşlı, gümüş halkalı mührü sıra ile Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e ve Hazreti Osman'a geçmiş. Ancak Hazreti Osman tarafından Eris isimli kuyuya düşürülmüş. Hazreti Osman günler boyunca mührü aratmasına rağmen bulunamamış. Halife bunun üzerine aynı yazıyı taşıyan bu mührü yaptırmış.
Mühür sonradan Emevilere ve Abbasilere geçmiş. Osmanlılar döneminde de Bağdat'ta bulunan mühür İstanbul'a getirilmiş. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam tıraş olduğu zaman saç ve sakal telleri ashab tarafından toplanır ve hatıra olarak saklanırdı. Gerçekten de Resulullah Efendimiz'e büyük bir muhabbeti olan eshabı onun bir saç teline bile zarar gelsin istemiyor ve bunları mukaddes saydıkları için yere bile düşmesine izin vermiyorlardı. Hatta ölüm sonrası bunlardan birkaçını yanlarında götürerek Allah Resulü'nün ruhaniyetinden istifade etmek istiyorlardı. Afrika Fatihi Amr ibn As radıyallahu anh da vefat ederken dilinin altına Hazreti Peygamber'den hatıra kalmış mübarek bir saç teli koymuş, bununla ahirette sorulan suallere kolay cevap vereceği tefeülünde bulunmuştu. Eshab-ı kiram tarafından muhafaza edilen sakal-ı şerifler nesilden nesile gelerek günümüze kadar ulaşmıştır. Bugün birçok tarihi camide, hatta aile ve şahısların elinde sakal-ı şerif bulunmaktadır. Sakal-ı şerifler ekseriyetle iki taraflı bal mumu ile kapatılmış şişelerde 40 kat bohçaya sarılarak saklanır. Bohçalar bir sanduka içine konulup sehpa üzerinde minberin son basamağındaki sahanlığa yerleştirilir. Üzerine yeşil bir örtü örtülür. Mübarek gün ve gecelerde, özellikle Kadir gecelerinde salavat-ı şerifeler okunarak ziyarete açılan bu sakal-ı şerifler vesilesiyle gönüllerdeki peygamber sevgisi tazelenir, dünya gözüyle görmeden kendisine iman edenler bir nebze olsun hasret giderirler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Sakal-ı şeriflerin kat kat kıymetli bohçalar içinde saklanması bir yana, onlara bir kez olsun bakmak için bile mübarek vakitlerin beklenmesi geleneği de ayrı bir inceliğin mahsulüdür. Mukaddes Emanetler Dairesi'ndeki sakal-ı şeriflerden bir tanesi, Peygamber Efendimiz'e ait değildir. Bu gördüğünüz sakal-ı şerif, Hazreti Peygamber'in halifesi Hazreti Ebu Bekir'e aittir. Hazreti Ebu Bekir'den sonra hiç kimseye ait bir sakal ya da saç teli muhafaza edilmemiştir. Hazreti İbrahim ve Hazreti Muhammed'in mucizelerinden biri de yürüdükleri taşın üzerinde ayaklarının izlerinin kalabilmesiydi. İmam-ı Kastalani, Mevâhib-i Ledünniye isimli eserinde bu mucizeyi anlatırken, Resulullah aleyhissalatü vesselam taş üzerinde yürürken ayakları ona gömülür ve iz bırakırdı demektedir. Kademi şerifler içinde en ünlüsü, Peygamber Efendimiz Kudüs'te miraca çıkarken üzerine bastığı kayaya nakşolan ve bugün Kubbetüs Sahra'nın içinde muhafaza edilen mübarek kademleridir. Osmanlı padişahları içinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının izine en fazla hürmetkar olanlardan biri 1. Ahmet'miş. Kendisi Kahire'de Sultan Kayıtbay'ın nesli Cenab-ı Peygamberi'den olan bir zattan 20 bin dinara satın alarak türbesine koydurttuğu kademi şerifi İstanbul'a getirtmiş, önce Eyüp Sultan Türbesi'ne, inşası tamamlandığı zamanda Sultanahmet Camii'ne yerleştirmiştir. Sultanahmet Camii'ne naklin gerçekleştirildiği günün gecesinde padişah bir rüya görmüş. Bütün peygamberlerin toplandığı bir divan kurulmuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kadılık makamına geçmiştir bu rüyada. Sultan Kayıtbay, türbesinde ziyaret edilen ve ruhuna Fatiha okunmasına vesile olan kademi şerifi kendi camiine naklettiği için Sultanahmet'ten davacıymış. Peygamber Efendimiz'den kademi şerifin iadesine hüküm çıkmış. Bu rüyayı tabir ettiren Sultanahmet Han, Mısır'a iade etmeden önce değerli taşlarla süslü kademi şerif şeklinde altından bir sorguç yaptırmış. Bu sorgucun üzerine de kendine ait "Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi resmini ol Hazreti Şah-ı Rusul'ün,
Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmet Ağa durma, yüzün sür kademine o pakin, mısralarını yazdırmış. Anlatıldığına göre Sultan Ahmet Han, cuma ve bayram selamlıklarıyla diğer önemli günlerde bu sorgucu sarığına takarmış. Sultan Ahmet Han, aynı kadem şeklini bir tahta üzerine de resmettirip, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine göndermiş. O da bunu Üsküdar'daki dergahının duvarına asmış. Bu kadem kalıbı, Birinci Dünya Savaşı sırasında Üsküdar Şeyh Cami Hatibi Talip Efendi'den alınarak Topkapı Sarayı'na getirilmiştir. Görmekte olduğunuz kadem kalıbı halen Topkapı Sarayı'nda ziyaret edilebilmektedir. Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nde somaki mermer ya da kırmızı porfir gibi taşlar üzerine nakşedilmiş 6 adet kadem-i şerif bulunmaktadır. Görmekte olduğunuz yeşil somaki taş üzerine Resulullah'ın sol ayağının basılmış şeklini ihtiva eden kadem kalıbı, Miraç gecesinde Kudüs'teki kayaya çıkan kadem-i şerifinin kalıbıdır. Diğer kadem-i şeriflere nazaran çok muntazam oluşu, etrafında renkli boyalarla yazı kalıntıları bulunuşu, bunun Kudüs'teki kadem-i şeriften kopya edildiğini göstermektedir. Aynı kadem-i şerifin 2 adet gümüş üzerine hazırlanmış levha şeklinde çizimleri de bulunmaktadır. Kadem-i şeriflerden bir diğeri Nizamiye Alay Emiri Ahmet Bey tarafından Trablusgarp'tan getirilip Sultan Abdülmecid'e sunulan bu kadem kalıbıdır. Renkli somaki mermer üzerine sağ kadem-i şerifini resmeden bu kadem kalıbının topuk kısmı kırılmış ve daha sonra gümüş tellerle bağlanmıştır. Ahmet Bey'e bu hizmeti mukabilinde 114 bin kuruş mükafat verilmiştir. 1877 yılında 2. Abdülhamit kapağın üzerine de talik hattıyla şu satırları yazdırmıştı. Çehre sağ yol kademi pakin şah-ı rusulün, olmak istersen eğer nail-i izz-i dareyn, sürerek çeşmi hun aludunu kıl istişfa, işte bi şek kademi paki Resul-i Kevneyn. Bu satırların günümüz Türkçesiyle anlamını vermeden, Osmanlı padişahlarının Hazreti Resulullah'ın ayak izine gösterdikleri hürmetin derecesini anlamak mümkün değildir. Peygamberler Sultanı'nın tertemiz ayak izine sür yüzünü sen. Eğer iki dünyanın da izzetine nail olmak istersen, ağlamaktan parçalanası gözünü sürerek şifa bulmak istersen, İşte önünde iki cihan Resulü'nün temiz ayak izi, olmasın şüphen. Ol Resul'ün kademine yüz sürüp, naleyninden yüz çevirmek olur mu? Mukaddes emanetler içinde Hazreti Resulullah'ın mübarek ayaklarına giydiği naleyn denilen bu sandalet tipi ayakkabıları da vardır. Hicaz bölgesinin sıcak iklimine ve kumlu arazisine son derece uygun olan bu ayakkabıların tekine nal, çiftine ise naleyn ismi verilirdi. Naleynin taban kısmı birkaç kat tabaklanmış deri ya da köselenin dikilmesiyle oluşurdu. Ayağı bilekten ve üstünden kuşatan kayışların yanı sıra biri baş parmakla yanındaki parmak, diğeri de orta parmakla onun yanındaki parmak arasından geçen İki tane bandın bulunması en bariz özellikleriydi naleynin. Topkapı Sarayı'nda 3 adet Nal-i Saadet ile bir tane Hazreti Peygamber'e ait olduğu belirtilen Yemeni tipinde kapalı modelde ayakkabı muhafaza edilmektedir. Bu Nal-i Saadetlerden birisi Abbasi Hanedanı soyundan Derviş Muhammed isimli bir şahıstayken 1872 yılında sahibinden alınarak İstanbul'a getirilmiştir. Mukaddes emanetler arasında dolaşırken Hazreti Peygamber'in naleyninin resimlerinin de çizilmiş olduğunu görürüz. Bunlar halkımız arasında yaygın olan Hazreti Peygamber'in Nal-i Saadet ya da Paşmak-ı Şerif ismi verilen pabuçlarını temsil eden şekillerin bulunduğu evlerin Hazreti Peygamber hürmetine maddi manevi birçok musibetlerden korunacağı ve bu şekillerin
berekete sebep olacağı şeklinde inanışın ürünleridir. Nâl-i saadet kalıplarından birinin üzerinde yer alan şu satırlar, ümmet-i Muhammed'in onun ayakkabılarının şekline dahi ne büyük bir sevgiyle bağlandığını göstermektedir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nâli, kainatın başı üzerindedir. Bütün halk onun gölgesi altında yücelmiştir. Ben Mustafa'nın nalininin misaline hizmet ettim. İki cihanda da onun gölgesi altında yaşamaya azmettim. Sa'd ibn-i Mesud onun nalininin hizmetindeydi. Ben de onun misalindeki hizmetimle mes'udum. Turdayken Musa'ya nalini çıkart diye nida edildi. Onun nalinine ise arş üzerinde bile çıkartmaya izin verilmedi. Andım yine seni, her şey yadımdan silindi. Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi. Bu bir serap olsa da afakanlarım dindi. Andım yine seni, her şey yadımdan silindi. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam, ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam, bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam, keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Anladım vaslına ermek için artık çok geç, hicranla yanan gönlüm durmadan inleyecek, inleyip en taze hislerle hep bekleyecek. Anladım vaslına ermek için artık çok geç. Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken adından, ne olur sana ulaşmam için kanadından, bana bir tüy ver, pervaz edeyim hep ardından. Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken adından. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, gel o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül. Mecnun gibi arkanda koşan kulun olayım. Bir kor saç içime ocaklar gibi yanayım. Sensiz geçen bu acı rüyadan kurtulayım. Mecnun gibi arkanda koşan kulun olayım. Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta. Ruhuma sisli, dumanlı bir kasvet yaymakta. Göster çehreni ki güneş gruba kaymakta. Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta. Son demde hiç olmazsa grubum tulu olsun. Gönlüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun. Her yanda tamburlar çalınsın, neyler duyulsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tulu olsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tulu olsun. Mukaddes emanetler arasında özelliği en son keşfedilen emanet, Peygamber Efendimizin su içtikleri bu kadeh-i şeriftir. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiklerine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Medine'de Beni Saide sofası denilen mevkide ashabıyla istirahat etmek için oturmuştu. Yolculuğun yorgunluğuyla Sehl ibn-i Sa'de dönen Resulullah, ''Ya Sehl, bizleri bir sulasan.'' buyurmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatında 15 yaşlarında bir delikanlı olan ve Hicri 91 yılında 96 yaşında vefat ettiğinde Medine'de en son vefat eden sahabi unvanını alan Sehl, o gün Hazreti Peygamber'e su ikram ettiği ağaçtan mamül kadehi hatıra olarak saklamış. Yıllar sonra bir topluluğun içinde bu kadehi göstererek su ikram ettiğinde, kadeh orada bulunan Ömer İbn Abdülaziz tarafından istenmiş ve Sehl de kadehi ona hediye etmiş.
Ömer İbni Abdülaziz Hazretlerinden sonra bir müddet Kalkaşendiler ismiyle meşhur bir ulema ailesi tarafından muhafaza edilen Kadeh-i Şerif, Hicri 921'de Şam emirlerinden Emir Sibay'ın eline ulaşmış. Aradan geçen 9 asır boyunca oldukça yıpranan kadehin dışı bu tarihte muhafaza kastıyla gümüşle kaplanmış. Kadeh-i Şerif'in yıpranan iç kısımları ise siyah bir maddeyle doldurulmuş. Bugün Hırka-i Şerif'te ziyaret edebileceğiniz bu Kadeh-i Şerif'in dış kısmındaki gümüş kaplamanın üzeri kalem işi desenlerle bezelidir. Etrafını da sülüs hattıyla Ayet-el Kürsi yazılı bir bordür çevirmektedir. Ağız kısmında çok ince bir yazı ile kadehin Emir Sibay'a kadar olan hikayesi kayıtlıdır. Aynı kitabe sülüs hattıyla bir madalyon şeklinde dip kısmında da yer almaktadır. Peygamber Efendimizin yayı. Bu yay 118 santimetre uzunluğunda olup kamış cinsinden bir ağaçtan yapılmıştır. İki ucu sivridir. Yayın muhafazası için Sultan 1. Ahmet altın yaldızlı ve gümüş savatlı bir muhafaza yaptırmıştır. Yay 286 gram, muhafazası 1290 gram ağırlığındadır. Mukaddes emanetler arasında muhafaza edilmekte olan eşyalar arasında bu toprak tablet de bulunmaktadır. Bu tablet, Peygamber Efendimiz tarafından üzerine teyemmüm edilmek için kullanılmıştır. Ancak kendi tarihi Hazreti Peygamber'den çok eski çağlara kadar gider. Kırmızı topraktan pişirilerek hazırlanmış olan tablet, çivi yazısı bir mektup olup M.Ö. 7. yüzyıla yani Asurlular dönemine tarihlenmektedir. Mukaddes emanetler arasında insanın duygularına en fazla hitap edeni muhakkak bu Dendan-ı Saadet'tir. Uhud Savaşı sırasında Utbe bin Ebu Vakkas tarafından atılan bir taşla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin miğferi parçalanarak halkaları yanağına batmış. Sağ alt çenesinde ön dişleriyle azılar arasındaki dişi kırılmıştı. Vakidi'nin bir rivayetine göre dişinin tamamı kırılmayıp mine kısmından bir parça kopmuştu. Dendan-ı Saadet ismiyle anılan bu diş parçasının ilk olarak kim tarafından nasıl saklandığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Bildiğimiz bu mübarek diş parçasının Osmanlı döneminde mukaddes emanetlere dahil edildiğidir. Günümüzde ziyaret edilen Dendan-ı Saadet, 6. Mehmet tarafından yaptırılan üzeri kıymetli taşlarla bezeli altın bir kutu içinde muhafaza edilmektedir. Peygamber Efendimiz'den bize kalan emanetler arasında bu kırık şişe parçası da zikredilmelidir. Bu şişe Peygamberimizin mübarek vücutları gasl edilirken saklanmış olan Gasl-i Nebevi suyunun muhafazası için kullanılmıştı. Maalesef ağzı deriyle kaplanmış bu yeşil şişe zamanın tahribatına dayanamamış, günümüze ancak kırık parçası ulaşmıştır. Mukaddes emanetler arasında bir de bu yeşil çuha kılıflı asa bulunmaktadır. 148 santimetre uzunluğundaki asanın durumu ve başlığındaki yazının muhtevası, bu asanın bizzat Hazreti Peygamber'in kullandığı asa olmayıp, sonradan Ravza-i Mutahhara'daki bir ağaçtan imal edildiği ve bu mekanın Allah Resulü ile irtibatına binaen teberrüken muhafaza edildiği intibaını uyandırmaktadır. Hırka-i Saadet Dairesi'nde bulunan ahşap emanetlerden biri de gördüğünüz bu asa tipli hatıradır. Üzerinde yazılı olduğu üzere bu ahşap parçası Kabe-i Muazzama'nın tamirinden çıkmış ve günümüze kadar koruna gelmiştir. Mukaddes emanetlerin hepsi Hazreti Peygamber'e ait değildir. Ondan önce gelmiş peygamberlerle alakalı bir dizi emanet daha vardır Hırka-i Saadet Dairesi'nde. Bu asanın Hazreti Musa'ya ait olduğuna inanılmaktadır. Envanterlere Hazreti İbrahim'in tenceresi olarak geçen bu emanet, silindir bir kutu içerisinde bulunmaktadır.
Kutunun üzerindeki etikette, Padişahımız Sultan Mehmet Hazretleri, Huzur-u Hümayunlarında Has Odabaşı Mustafa Ağa Ketüda'ya teslim eylediği Hazreti İbrahim'in mermer kazganlarının mahfazasıdır. Sene 1058 yazılıdır. Mermer tencere genellikle Suriye bölgesinde bulunan silisli yani kumlu granitten oyularak imal edilmiştir. Hazreti İbrahim'in tenceresinden Hazreti Yusuf'a atfedilen sarığa geçiyoruz. Gördüğünüz bu amamenin Yavuz Sultan Selim tarafından mukaddes emanetlerle birlikte Mısır'dan getirildiği bilinmektedir. Amame dışı kahverengi kadife, içi mavi atlastan pamuklu külah üzerine sarılmış tülbent benzeri beyaz bir sarıktan oluşmaktadır. Amamenin kahverengi kadife külah kısmının Hazreti Yusuf'tan oldukça sonraki devirlere ait olduğu açıktır. Ancak külahın üzerine sarık olarak sarılan, rengi zamanla sarıya dönmüş beyaz kumaş, çeşitli müzelerde muhafaza edilen ve Hazreti Yusuf'la aynı devirlere ait olması muhtemel, mumyaların üzerlerindeki sargı bezleriyle benzerlik göstermektedir. Hazreti Yusuf'un Mısır'da yaşamış olduğu gerçeği bu benzerlikle birleştirildiğinde, bu sarığın gerçekten de Hazreti Yusuf'a ait olma ihtimalini güçlendirmektedir. Evliya Çelebi, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ın fethinden sonra bir müddet Hazreti Yusuf'un sarığıyla gezdiğini kaydeder. Yahya Aleyhisselam'a ait olduğuna inanılan bu kol, uzun müddet Bizanslar tarafından korunmuştur. Fetihten sonra Osmanlı Sarayı'na intikal eden kol, 1484 yılında 2. Bayezid tarafından kardeşi Cem Sultan'ı ellerinde tutmaları karşılığında Rodos Şövalyelerine gönderilmiştir. Bundan sonra 100 yıla yakın bir süre Kıbrıs'taki Lefkoşe Kalesi'nde muhafaza edilen kol, 1585 tarihinde 3. Murat tarafından İstanbul'a geri getirtilmiştir. Mukaddes emanetler içindeki bu külah Veysel Karani Hazretlerine aittir. Beyaz keçeden yapılmış olan külahın zamanla dağılmaması için kenarları sonradan yeşil bezle çevrilmiştir. Bu sonradan eklenen yeşil renkli mahfazanın üzerine de La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah ve Veysel Karani Hazretlerinindir yazıları işlenmiştir. Bilindiği üzere Veysel Karani Hazretleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yemen'de yaşamış bir mümindir. Hazreti Peygamber'e iman etmekle birlikte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek kendisine nasip olmamıştır. Hadis-i şerifte tabiinin yani sahabelerle görüşenlerin en hayırlısı olduğu belirtilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ömer'e yaptığı özel bir vasiyetinde hırkasının Veysel Karani Hazretlerine ulaştırılması istenmiş ve Veysel Karani'den de Resulullah'ın hırkasını giydikten sonra Muhammed ümmetine dua etmesi istenmiştir. Kabe anahtarlarının Osmanlı padişahlarına gönderilmesi geleneği, Mısır'ın fethinden sonra Mekke Şerifi Ebu'l-Berekat'ın Harem-i Şerif'in anahtar ve kilidini oğlu vasıtasıyla Yavuz Sultan Selim'e göndermesiyle başlamıştır. Altın ve gümüş kakmalı kilit ve anahtarların üzerine dönemin hükümdarının ismi, tarihler, Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve çeşitli mısralar yazılıdır. Hırka-i Saadet dairesinde bulunan anahtarlardan bir tanesinin öyküsü hayli ilginçtir. Yanında kesesi de bulunan bu anahtar, 4. Murat döneminin Mekke emiri tarafından sultana gönderilmek üzere hazırlanmış, ancak emir bu anahtarı sultana göndermeyi ihmal etmiştir. Emir o gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i görmüş ve ondan Kabe'nin anahtarlarının bir an önce Osmanlı Sultanı'na gönderilmesi yönünde emir almıştır. Bunun üzerine Kabe'nin yeni anahtarını yanındaki keseye koyan Mekke emiri rüyayı da bu kağıt üzerine yazarak devrin padişahı 4. Murad'a göndermiştir. Bu kilit ve anahtar Hazreti Fatıma'nın kabrinin kapısına aittir. Sultan Abdülaziz zamanında Hazreti Peygamber'in hücre-i saadetine girişi sağlayan Hazreti Fatıma'nın kabrinin bulunduğu kısımdaki kapının tahta kilidi yenilenmiş,
eski kilitle birlikte yeni kilidin kartondan bir modeli de Şeyhül Harem Mehmet Emin Bey tarafından padişaha yollanmıştır. Bu kilit ve mukaddes emanetler arasına konmuştur. Mukaddes emanetlerin paha biçilmez parçalarından biri de Kabe'deki Hacerül Esved'in mahfazasıdır. Hacerül Esved, Kabe'nin doğu köşesinde yerden 1,5 metre kadar yüksekte bulunan siyah bir taştır. Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa ederken bu taşı Ebu Kubeys dağından getirip tavafa başlama işareti olarak binanın köşesine yerleştirmiştir. Bazı rivayetlerde taşın cennetten geldiği de kaydedilmiştir. Günümüzde demir ya da gümüşle kaplanan taş, Osmanlılar döneminde altın ve gümüşle kaplanırdı. Bu kaplamalar da yıprandıkça yenileriyle değiştirilir, eski mahfaza ise büyük bir saygıyla İstanbul'a getirilerek muhafaza edilirdi. Hırka-i Saadet dairesinde bulunan bu kapı da Kabe'nin içinden getirilmiştir. Kabe'nin içinde Rukni Iraki köşesinde tavana çıkmaya yarayan merdivenin önünde bulunan bu kapı Tevbe Kapısı adıyla bilinirdi. Birbirine eklenmiş düz tahtalardan oluşan bu kapının üzerinde demir çiviler bulunmaktadır. 3. Murat zamanında Kabe'nin tamiri sırasında kapı yenilenmiş ve eskisi saraya getirilerek mukaddes emanetlere dahil edilmiştir. Osmanlı padişahlarının Kabe'de yaptırdıkları tamiratlarda çıkarılan eski parçaların hemen tamamı İstanbul'a getirilerek mukaddes emanetlere dahil edilmişlerdir. Halk arasında meşhur olan Kabe'nin altın oluğu da bunlardandır. Hicr denilen ve Kabe'nin içinden sayılan mukaddes bölgesinin üzerinde bulunan bu oluk, tavanda biriken suların aşağıya akıtılmasını sağlardı. Altından yapıla geldiğinden bu adı almıştır. Bugün Hırka-i Saadet Dairesi'nde, 1. Ahmet ve 4. Murat dönemlerinde Kabe'ye hediye edilen, daha sonra yenileriyle değiştirildiklerinde İstanbul'a getirilen altın oluklar bulunmaktadır. Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara'nın tamiratlarında çıkartılan başka parçalar da ziyan edilmemiştir. Özellikle Osmanlı döneminde yapılan tamirlerde çıkan ya da yenisiyle değiştirilen en küçük parçanın, hatta toz kırıntılarının dahi ayak altına alınmamasına dikkat edilmiştir. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde Kabe ve Ravza'nın tamirinden getirilip muhafaza altına alınmış olan bu tahta, taş, çini, demir ve diğer parçaların arasında tamirat sırasında çıkan tozların konulduğu şişeler de bulunmaktadır. Sultan Abdülmecid döneminde yapılan tamirlerden birinde, Peygamber Efendimizin sandukasının başucundan bir su çıkmış, gül gibi kokan ve çok tatlı olan bu suyu kapışmak için tüm Medine oraya toplanmıştı. Bu izdiham üzerine suyun üzeri kapatılmış, ancak kapatılmadan önce suyun bir kısmı meşin bir kap içerisinde İstanbul'a gönderilmişti. Resulullah'ın sandukasından çıkan bu suyu taşımak için kullanılan bu deri kap, halen diğer mukaddes emanetler arasında muhafaza edilmektedir. Mukaddes emanetler arasında Kabe'nin örtüleri de önemli bir yer tutarlar. Kabe'ye ilk kez örtü, Tubba denilen Yemen hükümdarlarından Kerb bin Esad tarafından örtülmüştü. Başlangıçta örtüler değiştirilmiyor, her gelen örtü eski örtülerin üzerine konuluyordu. Zaman içinde hediye edilen örtülerin ağırlığından Kabe'nin binası zarar görecek hale gelmişti. Böylelikle Kabe'nin örtüsünün her yıl değiştirilmesine karar verilmişti. Osmanlı padişahı 1. Ahmet dönemine kadar Kabe'nin örtüleri Memlüklülerle birlikte Mısır'da imal ediliyorlardı. Bundan sonra imal işi İstanbul'a kaydırılmıştır. Altın tellerle işlenen örtü, her sene Hicaz bölgesine hediyeler götüren Sürre alayıyla birlikte yola çıkarılırdı.
Bazı yıllar Sürre alayı, Kabe'nin yenilenen altın oluğunu ve Hacerül Esved mahfazası gibi mukaddes eşyaları da taşırdı. Bugün Hırka-i Saadet Dairesi'nin dört duvarında Kabe örtüleri asılıdır. Bunların dışında sergilenmeyen bir miktar Kabe kapı örtüsü ve ayet şeritleri de depolarda korunmaktadır. İstanbul'da hazırlanıp mukaddes topraklara gönderilen örtüler ve sancaklar sadece Kabe için değildi. Peygamber Efendimizin hücre-i saadetlerini çevreleyen parmaklıkların dışına asılan sırma işlemeli atlas perdelerde, Mescid-i Nebevi'nin minberinin iki yanına asılan sancaklarda İstanbul'da yapılır, eskiyenleri de diğer emanetler gibi İstanbul'da koruma altına alınırdı. Bu gördükleriniz ise bizzat Hazreti Peygamber Efendimiz ve ashabının sandukalarının örtüleridir. Bugün Hırka-i Saadet Dairesi'nde Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Fatıma'ya ait sanduka örtüleri bulunmaktadır. Bu muhafazaların Osmanlı padişahları için apayrı bir anlamı vardı. Bu kaplar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinden alınan toprakların muhafaza edildiği kaplardır. Mukaddes emanetler arasında tablet haline getirilmiş Medine toprağı da bulunmaktadır. Medine toprağının Osmanlı için taşıdığı değerin nice sebepleri olmakla birlikte, bu tabletlerin üzerinde yazılı olan bir hadis-i şerif parçasından, bu tabletlerin mukaddes emanetlere şifa gayesiyle kaldırıldıkları anlaşılmaktadır. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayete göre, yara veya ban gibi rahatsızlıklardan muzdarip olan kişiler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiklerinde, Resulullah tükrüğünü sürdüğü şehadet parmağını toprağa bular ve Allah'ın ismiyle arzımızın toprağı, bazımızın tükrüğü Rabbimizin izniyle şifa olacaktır diyerek yaraya sürer ve o yara şifa bulurmuş. Osmanlıların Medine toprağından yapılmış tabletlerin üzerine yazdıkları hadis parçası, İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atfedilen bu sözdür. Mukaddes emanetlerin arasında mukaddes beldelerde bulunan ve Resulullah'ın ve ashabının dönemini görmüş ağaçlara ait kalıntılar da mevcuttur. Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'nin ortasındaki hurma ağacının elyaflarından örülmüş yelpaze bunlardan biridir. Yine Hazreti Osman tarafından dikilen hurma ağacının parçaları, mukaddes emanetler arasında muhafaza edilmektedir. Mukaddes emanetlerin arasında bu buğdayları görmek çoğu ziyaretçiyi şaşırtır. Medine'nin eski adetlerinden biri, borcu olanların Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin bulunduğu hücre-i saadete buğday takdim ederek onun ruhaniyetinden yardım istemeleriydi. Hücre-i Saadet'ten getirilen bu buğdaylar da Hırka-i Saadet Dairesi'nde korunmaktadır. Hırka-i Saadet Dairesi'nde bulunan bu maket, Mescid-i Nebevi'nin Sultan Abdülmecid zamanında yenilenmiş olan halini göstermektedir. Bu maket ise Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kubbetüs Sahra binasına aittir. Hazreti Peygamber'in Miraç'a yükseldiği Muallak Kayası'nın üzerine Emeviler tarafından inşa edilmiş olan sekizgen binanın bu maketi sedeften imal edilmiştir. Bu maketi Sultan II. Abdülhamid'in cülusunun 25. yılı münasebetiyle kendisine hediye eden Kudüs Patriği yaptırmıştır. Mukaddes emanetler içinde Hazreti Fatıma'ya ait eşyaların ayrı bir yeri vardır. Görmekte olduğunuz Hazreti Fatıma'ya ait bu gömleğin sandukasında Hazreti Fatımetüz Zehra radıyallahu anha Efendimiz Hazretlerinin mübarek gömlek-i devletleridir kaydı düşülmüştür. Beyaz bezden iç gömleğinin üzerine sonraki dönemlerde nesih hattıyla Kur'an-ı Kerim ayetleri ve vefkler de yazılmıştır. Hazreti Fatıma'nın gömleği zaman içinde literatüre de girmiş ve Kamis-i Fahrun Nisa ismiyle anıla gelmiştir.
Hazreti Fatıma'ya ait emanetlerden biri de deve tüyü renginde yünlü kumaştan yapılmış bu geniş kollu hırkasıdır. Hırka model olarak bol ve düz bir feraceyi andırmaktadır. Hırkanın içinin bazı kısımlarında mavi astar, göğüs kısmında ise örme düğmeler vardır. Hırka, Kırım Hanı sülalesinden Fatıma Sultan'ın terekesinden Topkapı Sarayı'na intikal etmiştir. Mukaddes emanetler arasında yine Hazreti Fatıma'ya ait bir duvak ve bir de ahşap sandık bulunmaktadır. Yeşil ince bir bezden imal edilmiş olan duvağın üzeri muhafaza kastıyla telli bir holle kaplanmıştır. Duvağın hemen yanında bulunan sandık da Arap üslubunda ve kafes tarzı oymalarla süslenmiştir. Mukaddes emanetler içinde Hazreti Ayşe'ye ait olan bu örtü de dikkat çeker. Beyaz bezden yapılma bu örtünün üzerine daha sonraki dönemlerde nesih hattı ile Kur'an ayetleri ve vefkler yazılmıştır. Etiketinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin büründükleri Bürgü-i Şerifleridir ibaresi yer almaktadır. Mukaddes emanetler arasında Hazreti Hüseyin'e ait olduğu belirtilen bu cübbe ile Hazreti Hasan ve Hüseyin'e ait olan bu hırka parçası da bulunmaktadır. Daha önce Medine toprağının tablet yapılıp mukaddes emanetlere dahil edildiğini görmüştük. Bu tuğla ise Kerbela'nın toprağından yapılmıştır. Başta Hazreti Hüseyin radıyallahu anh olmak üzere peygamber ailesinden birçok şahsın şehit edildiği Kerbela hadisesi İslam tarihinin en acıklı olaylarındandır. Osmanlılar da peygamber soyuna düşkünlüklerine binaen mukaddes emanetler arasında Kerbela toprağından yapılmış olan bu tuğlacığa yer vermişlerdir. 140 santimetre boyundaki bu cübbe ise Hanefi mezhebinin kurucusu olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine aittir. Siyah taştan oyulmuş, birbirinin aynı olan bu iki tas ise Hazreti Mevlana'nın taslarıdır. Tasların dış kısımlarında kırmızı yazı ile Salavat-ı Şerife ve Musa Aleyhisselam'ın ismi yazılıdır. Bu kutuda ise bir başka İslam büyüğünün kabrinin toprağı saklanmaktadır. Irak'tan Ahmet Rufai Türbesi'nden alınan bu toprak, Şeyh Ebu'l-Hüda Efendi tarafından mahfazalanmış ve türbenin yanına bir cami ve dergah kurdurarak Rufai Külliyesi'ni inşa ettiren II. Abdülhamid'e hediye olarak takdim olunmuştur. Mukaddes emanetlerin bu garip misafirinin ilginç bir hikayesi vardır. Gördüğümüz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin pabucudur. Malum olduğu üzere 1628 yılında vefat edip Üsküdar'da kendi inşa ettirdiği dergaha defnedilen Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Celvetiye tarikatının piridir. Üsküdar Şeyh Camii Hatibi Talip Efendi nice zamandır camide korunmakta olan Kademi Şerif, Kabe-i Şerife'ye ait bir adet anahtar ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine ait bu pabucun, Birinci Dünya Savaşı bitene kadar sarayda muhafaza edilmesini istemiştir ve bu emanetleri savaş sonunda geri almak üzere saraya teslim etmiştir. Savaş sonunda tekkeler kapanmış, sarayda müzeye çevrilmiş olduğundan, bu hatıralar Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes Emanetler Dairesi'nde korunmaya devam edilmiştir. Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nde muhtelif tarikatlere ait tac ismi verilen başlıklarla birçok takkede bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri İmam-ı Şarani Hazretlerine ait olan bu tac ile Kadiri Tarikatı'nın piri Gafsül Azam Abdülkadiri Geylani Hazretlerinin tacıdır. Pamuklar arasında muhafaza edilen tacın günümüzde sadece 6 santimetre uzunluğundaki bir parçası elimizde kalmıştır. Hilye, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaratılışını, vücudunun dış görünüşünü, şeklini ve dış özellikleriyle güzel sıfatlarını anlatan metinlere verilen isimdir.
Bu hilye destimal bölümünde bulunmaktadır. 49 santimetre yüksekliğindeki bu hilye-i saadet, enteresan bir forma sahip olup altından yapılmıştır. Ön yüzünde Arapça olarak 28 satır yazı vardır. Hilyenin göbek kısmındaki yazının alt kısmında, daha küçük harflerle Osmanlıca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiziki özellikleri anlatılmıştır. Mukaddes emanetlerin içinde, bizzat Hırka-i Saadet dairesinde kullanılmış eşyalar da sergilenmektedir. Gördüğünüz gümüş buhurdanlıklar, seccade ve tesbihler, has odanın sakinleri tarafından kullanılmış olan eşyalardır. Bu da Hazreti Peygamber'in 99 santimetre uzunluğundaki kılıcıdır. Kabzası altın kaplama olan kılıç sekizgen kesitlidir. Parmak dayama yerinden hafifçe kıvrıktır. Kendinden kabartma, çiçekli kabza ve balçak üzerine altın yuvalar içine yakut ve firuzeler yerleştirilmiştir. Balçak tabana doğru kavistedir. Ejderha başı uçlu balçak kollarına uygun bezenmiştir. Düz ve sivri uçlu tabanının üzerinde, neredeyse tamamen silinmiş, Resulullah yazısı zorlukla okunabilmektedir. 85 santimetre uzunluğundaki kınının bir yüzü kabzaya uygun olarak altın kaplamadır. Diğer yüzü ise çiçeksi motifler ve savatla yapılmış selvilerle bezenmiştir. Kırmızı ipekten yuvarlak tokalı kayışı ve çiçek motifi nakışlı yeşil kumaştan kılıfı vardır. Çiçek motifi nakışlı, üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu ibaresi yazılı yeşil kumaştan bir mahfaza içinde korunmaktadır. Hazreti Peygamber'e ait olan bu ikinci kılıçsa 100 santimetre uzunluğundadır. Siyah deri kabzalı kılıcın üzerinde gümüş kakma olarak Muhammedur Resulullah, Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalip yazısı okunabilmektedir. Deri kaplı kınının ağızlığı, çamurluğu ve süslemeli iki tokası altındandır. 98,5 santimetre uzunluğunda ve 850 gram ağırlığındaki bu kılıç da Hazreti Ebubekir'e aittir. Deriden kabzanın tepesi altından ve düz olan balçağı demirdendir. Hazreti Ömer'e ait 3 kılıç da mukaddes emanetler içinde yer almaktadır. Hazreti Osman'a ait bu kılıç, Zülfikar denen tarzda ince oluklu ve iki uçludur. Bu haliyle ender rastlanan bir forma sahip olan bu kılıcın dışında, Hırka-i Saadet dairesinde Hazreti Osman'a ait başka kılıçlar da bulunmaktadır. 4 halifenin kılıçları içinde en uzun ve ağır olanı Hazreti Ali'ye ait olan bu kılıçtır. 112 santimetre uzunluğundaki kılıç 1618 gram ağırlığındadır. Kırmızı deri kaplı ağaç kabzası yassılaştırılmış sekizgen kesitli girift bir desenle kabartma bezemelidir. Her iki ağızda da süren bu sivri uçlu iki kol arasında ise dikdörtgen bir kartuş içerisinde La Feta illa Ali, La Seyfe illa Zülfikar yazılıdır. Yani Ali gibi bir yiğit bir delikanlı ve Zülfikar gibi kılıç bulunmaz. Taberi'de rivayet olunan bir hadise göre şanlı Bedir günü İslam ordusuna yardıma gelen meleklerden biri söylemiştir bu sözü. Topkapı Sarayı'nda bunların dışında diğer sahabelere ait kılıçlar da bulunmaktadır. Bugün Topkapı Sarayı'nın Hırka-i Saadet Dairesi ve Hazine Dairelerinde bulunan emanetlerin bir kısmı, 1916'lı yıllarda Medine'den Peygamber Efendimiz'in türbesi civarından getirilmiştir. Bu eşyaların saraya intikalinin öyküsü ise gayet hazin ve bir o kadar da ibret vericidir. Bu hazin öykü, Osmanlı Devleti'nin 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'na girmesiyle başlar. Çanakkale'de büyük bir zafer kazanılmasına rağmen, gözlerini petrol yataklarına dikmiş olan İngilizler, Basra ve Kanal'dan yaptıkları çıkartmalarla
çöl topraklarında her geçen gün ilerleme kaydetmektedir. O sıralarda Şam'da bulunan Fahrettin Paşa, Medine'yi teftişe gelmiş ve bir daha da oradan ayrılmamaya karar vermiştir. Savaşın en çetin günlerinde İstanbul'dan Medine'nin işgali halinde oradaki mukaddes emanetler yağmalanmasın diye Medine'deki mukaddes eşyaların İstanbul'a nakli istenir. Hassas insan Fahrettin Paşa bu durumu beldenin din büyükleriyle istişare eder ve onların da bu kararı uygun bulmaları üzerine eşyaların toplatılması emrini verir. Eşyalar İstanbul'dan Medine'ye gönderilen bir trenle sevk edilir. İstanbul'dan yola çıkan trenin lokomotifinin üzerinde "Esselamu aleyke ya Resulallah" yazmaktadır. Yüzyıllar boyunca Peygamber Efendimizin mescidine hediye edilen bu mukaddes eşyalar gözyaşları arasında trene yüklenir ve İstanbul'a doğru yola çıkar. Medine'den İstanbul'a gönderilen mukaddes eşyaların arasında 2 metreye yakın boyları olan bu şamdanlar da bulunuyordu. Şamdanlar bugün hazine dairesinde sergilenmektedir. Her biri 48 kilo altından yapılmış olup üzerlerinde binlerce pırlanta vardır. Sultan Abdülmecid'in hediyesi olan şamdanlar İstanbul'a nakledilene kadar Hazreti Peygamber'in kabrinde sandukanın iki yanında dururlardı. 5 santimetreye 6,6 santimetre büyüklüğündeki bu zümrüt de Medine'den gelen emanetler arasındaydı. Zümrüdün üzerinde bulunan kubbe şekilli altın tepelik, yakut ve elmaslarla süslüdür. Askının 25,5 santimetre uzunluğunda 38 dizi inci püskülü vardır. 3. Mustafa döneminde Sürre alayı ile Medine'ye gönderilmiş olan bu hediye de 1. Dünya Savaşı döneminde İstanbul'a dönmüştür. Kevkeb-i Dürri adındaki bu elmas da Medine'den gelen emanetler arasındadır. 1. Ahmet padişah olduğunda babası 3. Mehmet'ten kendisine üzerinde bu elmasın bulunduğu bir yüzük kalmıştı. Fakat Sultanahmet, "Ben bir köleyim. Bu elmas ancak efendime layıktır." diyerek bu elması altın bir levha içine koydurmuş ve Medine'ye göndermişti. Yüzyıllar boyunca Hazreti Peygamber'in kabrinde Muvacehe-i Şerife denilen mübarek çehreleri karşısında asılı duran Kevkeb-i Dürri de 1. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'a intikal ettirilmiştir. Medine'den gelen emanetler arasında bir de Sultan Abdülaziz'in Hazreti Peygamber'in ruhaniyetine hitaben kaleme aldığı bir mektup bulunmaktadır. Sultanın kendi eliyle mühürleyip Ravza-i Mutahhara'ya koyulmak üzere Medine'ye gönderdiği mektup halen Hırka-i Saadet'te muhafaza edilmektedir. Mukaddes emanetlerin İstanbul'a gönderilmesi bir hazin öyküdür demiştik. Emanetleri gönderdikten sonra Medine'nin müdafası için orada kalan Fahrettin Paşa ve askerlerinin öyküsü ise belki bundan bin kat daha hazin bir öyküdür. Emanetlerin İstanbul'a yollanmasından bir süre sonra amansız İngiliz kuşatması başlamış. Bu kuşatma Fahrettin Paşa'nın adını tarihe Medine müdafiği olarak yazdırmıştır. Kuşatma ağır şartlarda geçmektedir. Mehmetçik adeta canını dişine takmış durumdadır. Yiyecek azalmış, ümitler tümden tükenmiştir. Fahrettin Paşa cuma hutbesinde Mehmetçiklere yemek olarak çekirge yemelerini tavsiye etmektedir. Askere ümit vermek için de Peygamber Efendimizin ailesinin de çekirge yediklerinden, çekirgenin serçe etine benzediğinden bahsetmektedir. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması ile tüm Osmanlı toprakları esaret altına girmiş, ancak Medine şanlı müdafasını sürdürmüştür. Tüm dünya gözlerini dikmiş, bu akıl almaz mücadeleyi seyretmektedir. Ama kalleş düşman sonunda yapacağını yapacak ve Medine'ye sızdırdığı adamları sayesinde
Peygamber Efendimizin türbesinin yanında nöbet tutan Fahrettin Paşa'yı esir etmeyi başaracaktır. Medine müdafiği Fahrettin Paşa ve Güzide Mehmetçiklerimiz, peygamber topraklarını koruma adına gösterdikleri kahramanlıklarla isimlerini tarihin şeref levhasına yazdırırken, dudaklarda kuşatmanın sürdüğü günlerde peygamberimizin ruhuna ithafen yazılan bir şiir kalmıştır. İhtiyat mülazımlarından İdris Sabih Bey'in Medine müdafaası sırasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben yazıp Fahrettin Paşa'ya ithaf ettiği bu şiir, o günlerde yaşanan duygular kadar emanat-ı mübarekeyi muhafaza edenlerin gönül dünyasını yansıtması bakımından da büyük değer taşımaktadır. Bir ulul emredin, emrine girdik. Ezelden beyatli hakanımızsın. Az idik, sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk İlhan'ı Kara Oğuz'u, işledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şefi kusurumuzu, bin küsür senelik emeğimize. Suçumuz çoksa da sonumuz yoktur, şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur, doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler dinlemez eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi isen de ya Resulallah, ancak sen okursun yüreğimizi. Suları tükendi gülaptan, dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu buğurdanların, aşkınla bağrını yakmada millet. Gelmemiş Türkçede lebit Hasan'ın, yok bizde ne bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın, lal ile yazdığı tarihten başka. Ne kanlar akıttık hep senin için, o ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin, uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı vermeyiz bizler. Ebedi hadimül haremeyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.